Biri kamuda çalışıyor, biri özelde. Ne kadar zorluklarla çalıştıklarının farkındayım. Ama bu doktora yapılan şiddet bir şekilde nasıl yapılacak, nasıl Ya düzenlenecek, bak, vatandaşlara nasıl yetişeceğiz bak en bilmiyorum. basitinden gidelim. Ama sıkıntı bu, büyük sıkıntı yani. Sonuçta sen çözümün ne olduğunu bilmediğinden dolayı doktora gidiyorsun. Orada yemin ediyorlar, tut ki yeminine uymadı. Ne yapıp ne yapmayacağını bilmiyorsun ki seni bir ilaçla diğer tarafa da gönderebilir. Sen böyle maruz değil, onların rahat olması gerekiyor. Bir insan ne kadar rahatsa tedavi ona bir saatlik Bak, ameliyata girip 5 saatte hiçbir çıkıyorlar. doktor yeminini unutup böyle bir şey Hayır yapmaz. bak yapmaz değil mi? Ama şimdi hikaye ne tarafa evrilmeye başlıyor? Dayak yiyeceksen bunu Bir şey, bir vermeyeyim. Bana bir saniye. şey yapacaklarsa. Önce şurada şiddet olayını da bir konuşmak lazım. Sadece doktora ve şey konuşmayalım Hiç lütfen. bak şey vermiyor. Şiddet. Basın olarak siz vermiyorsunuz öyle Niye? söyleyeyim. Doktor o şiddeti uygulayan daha öncekilerde kaç yıl ceza aldı? Bilmiyoruz ki, bize gelen bilgi olsa Ama veriyoruz. Bize gelen siz bilgi takip olsa belki edeceksiniz ya. Ben veriyoruz. değilim ki basın sizsiniz ya. Biziz ama bize gelen bilgileri biz veriyoruz Eğer Mustafa bak Bey. şeyden soruyorum. Baki Bey bana çok yükleniyor şu an. Mustafa Bey'e yükleniyorum aslında haberin yok. Şeyden dolayı diyorum. Eğer sen böyle bir hamle yapanın şu kadar ceza alıp içeri girdiğini haber yaparsan örnek teşkil eder yapmazlar. Haber yok ortada hiç Tamam, yok. o baz değil. Ben başka bir şey, Yanına kar kalıp ben başka bir millet bunu şeyden standardı bahsediyorum. çeviriyor. Burada doktorlarla ilgili birkaç kararlar alınmıştı. İşte şikayet hatları, bilmem neler, odur budur, şudur budur. Bunların bir şekilde düzenlemeye girdikten Ya sonra yarısı bir tamamıyla düzeltmek lazım o işi. kişisel husumetten telefon açmış. Yani Bilemiyorum. onu da okudum. Onu okudum bak. Mustafa Bey'e de Yarısı dönelim. husumetten açmış. Ne diyorsunuz Mustafa Bey? Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Valla ben bir şey söyleyeyim. Şimdi birçok hastaya için iyi tarafı da var ki bir, insanlar mesela en ÖSS'de bizim zamanımızda ÖSS'ydi kimse kusura bakmasın takip edemedim o kadar çok adı değişti ki. Hala ÖSS, öyle demeye ÖYS ısrarla diyelim biz. devam edeceğim. Evet. ÖSS'ye girdi. En yüksek puanı alanlar tıp fakültelerine Ya. gidiyorlardı. Yani bu memleketin en zeki çocukları. Derslerde hepimizden daha başarılı olanlar. Bırak başarılı olmayı. Tamam zeka Allah vergisi de ya bizimle o top oynamaktan yahut başka bir şey yapmaktan, eğlenmekten vakit ayırıp onun yerine gidip ders çalışan çocuklardı. Hani zekalarına hayran olmak ayrı bir bahis. Emeklerine de saygı duymak bence öbüründen daha önemli. Şimdi bunları alıyorsun. Bu işi hiç kimse para kazanmak için yapmaz. Bu kadar açık konuşuyorum. Belli bir yerden sonra çok uzmanlaşırsınız. Gidersiniz bir yerde işte 1.000 liraya muayene ücreti, günde 10 hastaya bakarsınız falan tamam çok güzel para kazanırsınız, itirazım yok. Ama çoğu böyle değil. Ben gidiyorum hastaneye, ondan sonra diyorum ki ya ne zaman çıkarım, 10 dakikada şu iş bitse de bir çıksam ben buradan, bir çıksam. Hasta da değilim, hasta yakınıyım yani. Bir de hastanın çıkma şeyini düşünün. Yarım saatte çıkıyoruz biz o hastaneden. Oh mutlu mesut tedavimizi almışız, ilacımızı alıyoruz, her şey çok güzel. Yahu hayatını benden daha fazla çalışarak geçirmiş, büyük olasılıkla benden daha zeki, benden daha rahat yaşamayı belki çok daha fazla hak etmiş. Oransal olarak söylüyorum, çok rahat yaşadığımdan değil. Ama bu adam bütün gününü orada geçiriyor. Ne kazanıyor? Devlet hastanesinden. Ortalama bir geliri var bu adamın. Ele güne muhtaç olmuyor, tamam. Şimdi hakikaten bu adama bir defa saygı konusunda kusur etmeyeceksiniz. Bunu bir kenara koyun. İki, bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Başhekim yapıyorsunuz en iyi doktoru. Aynı zamanda doktorluk da, hekimlik de yapıyorlar onlar. Ve birçoğuna da hakikaten iki işi bir arada yürütmelerinden dolayı ayrıca bir saygı duymak gerekiyor. Ama bunun, o doktorun, o başhekimin kapıdaki güvenlikçiye, ki hastaları karşılayanların nasıl iş yaptığına, ne kadar zaman ayırdığını bilmiyoruz. Asıl işimiz ne? Bu. Ben çok rastlıyorum. Tedaviden memnun. Allah razı olsun doktorlardan. Ama doktora gidene kadar çektiği eziyeti anlatıyor insanlar. Kim bu eziyeti veriyor? Kapıdaki işte karşılayan, götüren, getiren. Ben rastladım, kapının önünde sigara içiyor herkes. Üst katta bizim bulunduğumuz odaya, yani camından içeriye duman giriyor. Diyorum ki bunları kapının biraz önüne alalım. Ya herkesin hastası var, derdi var. Buradan çok da fazla uzağa atamıyoruz. Şimdi bunu başhekim yapamayacak. Birisi gelip arıza çıkaracak. Ondan sonra siz o hastanede kavgayla
başhekimin adını anacaksınız. Adam diyecek ki ya arkadaş ben hekimlik yapıyorum. Hem başhekimlik yapıyorum yani idarecilik yapıyorum. Hem atıyorum emsallerim özel hastanede 1.000 lira muayene ücreti alırken ben devlet memuru olarak çalışıyorum. Evet. Bunu hak etmiyorum kardeşim der mi demez mi? Der. Doğru. Ne evet, yapacaksınız o zaman? Sistemde hastayı, hastayla hekimi arasındaki ilişkiyi düzenleyeceksiniz. Bu sistem yönetimsel bir şey. İki bir şey de eleştirimi de saklı tutuyorum. Hekimlerin de, hastane yönetimlerinin de hastayla ve hasta yakınlarıyla iletişim için doğru bir dil kurması lazım. Doğru, o doğru. Ben de gittim geçtiğimiz günlerde bir özel hastanede. Ödediğim paraya pişman oldum. Bir, iki, o parayı o hekime ödediğim için ikinci kez pişman oldum. Neden? Çünkü kızıma, küçük kızıma bakacak 4 yaşında. Çocuk masanın üzerindeki çiçeklerin, kaktüslerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek için dokundu. Kadın çığlık atarak dokunma oraya diye bağırdı. Evet. Çocuk korktu. Bu bir hekim. Bu nasıl bir muamele? Doğru. Ha, ben de şuna yapmadığım için şu anda pişmanım. Hastane yönetimine gidip filan hekimden aldığım hizmetten memnun değilim. Bir daha ben şununla ilgili, şu hastalıkla ilgili randevu istediğimde bu hekimden hizmet almak istemiyorum. Doğru. Bunu da yapmam gerekiyordu, yapmadım. Evet. O da benim hatam. Ben bunu yapacağım. Sağlık Bakanlığı gereğini yapacak. Vesaire vesaire. Herkes işini yapacak ama iletişim hepsinden daha önemli. Evet, süremizin sonuna hasta gelmiş. Hasta geliyor, ben ölüyorum diyor. Hekim, evet. Hekim bu tür hastalıklarla, bu tür ben ölüyorum diyen adamla o gün 200. kez karşılaşıyor. Tamam, evet. Tamam bir şey olmaz dediğinde hasta kötü hizmet aldığını hissediyor. O yüzden iletişim çok önemli. Doğru. Hepsini bir araya koyalım. Ve tekrar hekimlerimize saygılarımızı sunalım. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet. Allah muhtaç etmesin. Evet. Ama diyalog şart. Hani eğitim şart gibi başlayalım. Doğru doğru. Diyalog şart. Süremiz bitmiş. Yalnız şunu da es geçemeyeceğim. Doktorlar o kadar değişik hastalarla uğraşıyor ki. Özellikle devlet hastanelerinde. Kardeşimden biliyorum. Bazen tahammül edemiyorlar. Onu da söyleyeyim. Seçim özellikle sığınmacılar çok sarkmışız Lütfiye. Öyle söylüyor. Hemen bunu söyleyeceğim ama susacağım. Sığınmacılar kardeşim bana bakmak zorundasınız deyip Türk hastalarının önüne geçip kavga çıkartıyorlarmış. Bu çok büyük bir devlet hastanesi. Evet. Türkiye'nin en sayılı devlet hastanesi. Güvenlikçi arkadaşlar da niye maaş alıyorlar onu evet, düşünmesi evet, gerekiyor. Evet, bunu da söyleyeyim. Evet. İşte aynen bu. O. Ben i̇şte bunu altını çiziyorum, kapatıyorum. Bununla hastayla hekimi böyle bir pozisyonda bırakmayacaklar. Aynen öyle. İşte ben de tam dediğiniz noktanın üstüne vurgu yapmak adına bunu söyledim. Baki ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Biz yarın devam ederiz yine bu konulara. Yine süremizi doldurmuşuz. Tekrar tamam. Teşekkür ediyorum ben. Kapatıyoruz efendim analiz sentezi. Saat 10'da tekrar karşınızdayız.